Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle marmelatlı bir tart yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 200 gram margarin, 250 gram un, 1 yemek kaşığı kakao, 125 gram toz şeker, 125 gram fındık içi çekilmiş, 2 tane yumurta, 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2-3 damla limon. Marmelat olarak da ben kızılcık marmelatı kullandım. Şimdi yavaş yavaş yapımına geçelim. Evet, öncelikle margarinimizi boşaltıyorum kabıma. Ve 2 yumurta. Yumurtanın üzerine vanilyamızı ekliyorum. Kakaomuz. Bir iki damla limon. Ve kabartma tozumuz. Bunda her şeyi koyup yoğuracağız. Bir tatlı kaşığı tarçın. Sevmeyen koymayabilir. Tamamen damak zevki. Şekerimiz. Bunları biraz yoğurup ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Ben biraz yoğurayım, geliyorum. Evet, ben güzelce ne karıştırdım bunları. Şimdi üzerine fındık içimiz vardı. Onu atıyorum. Üzerine yavaş yavaş unumuzu ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce ne birbirine yediriyoruz. Ben şimdi yedirip geliyorum tekrardan. Evet, hamurumu yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bunun ne kadar diyelim, şöyle bir avuç ayırıyoruz. Üzerine süslemesini yapmak için böyle ayırıyoruz. Şimdi bunu ben kelepçeli bir kalıba, yani altına kağıt koydum. Bunu şimdi buna güzelce yayacağım. İçine marmelatımızı rahat rahat koyalım diye. Güzelce yayıyorum. Ben bunu hemen güzelce yayıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben bunu güzelce yaydım. Biraz şu kenarlarını böyle yükselttim. Bastıra bastıra. Yalnız etrafını yağlayın, onu söylemeyi unutmuşum. Ne olur ne olmaz. Şimdi marmelatımı, bu reçelle de olabilir. Her istediğiniz reçel, marmelat, ne isterseniz, o zevk size kalmış. Bunu güzelce ne böyle yayıyorum. Fazla da taşırmayalım çünkü kabaracağı için. Evet. Bunu sade de yapabilirsiniz kakao koymadan. Evet. Şimdi ben üzerinin şeritlerini keseceğim. Onun için merdivenimi alıp geliyorum. Evet. Şimdi azıcık tezgahı unluyorum. Şöyle koyayım. Yani aslında fazla unlamasak da olur. Yani şeye bağlı, hani açımınıza, yapışkanlığına falan bağlı. Yani yapışıyorsa tabii ki de un koyacağız, ama yapışmıyorsa, ama benimki yapışıyor gördüğünüz gibi. Böyle açacağız bunu ince bir şekilde. Ben hemen açıp geliyorum. Evet, ben bunu açtım. Şimdi böyle ince 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 bunları kesip üzerine süsleyeceğiz. Ben şimdi kesip hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben yavaş yavaş başladım. Bunları kafes kafes olacak şekilde yapıyorum. Şimdi böyle çevirip, kopmasına hiçbir şey yok. Nasıl olsa şey yapıyoruz.
Şöyle kenarlarına hamura bastırıyoruz. Yalnız bu içindekini ben kızılcık dedim. Bazı illerde kiren diyorlar. Şimdi bunları böyle yapıp böyle yarım kaldığında ek yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle eklerle. Ben bitirip geliyorum. Evet, tartımızı bitirdim. Şimdi bunu 180 derecede 25-30 dakika pişireceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone de olursanız sevinirim ve oradaki zile, bildirim ziline de tıklarsanız yaptığım her video size anında ulaşabilir. Şimdi biz tartımı fırına gönderiyorum. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet, turtamız pişti. Servis tabağını aldım ve bir dilimde sizler için kestim. Güzel oldu. Üzerine isterseniz pudra şeker dökebilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bunlar benim için önemli. Güzel bir demli çayla, hoş sohbetle bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.